Binanın elektrikleri şu an kesik, evet, insanlar mağdur durumda, fakat oturma ruhsatımız yok. Oturduğumuz halde binada oturma ruhsatı yok. O yüzden elektrik veremiyoruz diyorlar size. Şimdi bu sorunu kim çözecek? Vali mi çözecek, belediye başkanı mı çözecek, TEDAŞ mı çözecek, kim çözecekse çözsün ama bizi mağdur etmesinler. Tapumuzu verirken kimse size bize demedi ki, ya gidiyorsunuz ama bu sorunları yaşarsınız demedi. Madem bu sorunları yaşamayacaktık, niye yaşıyoruz? Kanalizasyonumuz yok, elektrikimiz yok, doğalgazımız yok. Yol yapımı zaten gördünüz, siz de geldiniz, gördünüz ne vaziyette. Yani mağdur durumdayız. Peki burayı yapan müteahhitle görüştünüz mü? Görüşüyoruz. Adamın umurunda dahi değil diyor, beni ilgilendirmiyor diyor. Ben yapmışım binamı, oraya oturtmuşum diyor. Benim sürem de var, ne yapıyorsanız yapın diyor. Adamın umurunda değil. Peki. Kadar müteahhitin bağlı olan elektriği vardı, ondan kullanıyorduk işte. Ha bugün her yere de mücadelemiz var bu konuda. Ha gelirler bir türlü gelmiyorlar. Ne onlar geliyor, ne onlar. En son bugün geldiler, elektriğimizi kestiler. Ha, bilemiyorum ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ne kadar süredir bu sorunu yaşıyorsunuz? Bu sorunu ben evi taşıyalı 6 ay oldu, fakat 1 yıldır oturan arkadaşlar da var. Bir senedir oturuyorum. Bir seneden beri işte bu sorunu şey yapıyoruz. Elektrik işte borcundan dolayı kesilmiş. Müteahhit diyor ben ödemem. Burada oturanlar diyor biz ödemeyiz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Neden kaynaklı peki bu sorun? Bu müteahhitten. Müteahhit şimdi saatlerimizi bağlasa, erken şey yapsa, diyor gel, biz de geldik. Ne elektrik var, ne doğalgaz var, ne şu var, ne bu var. İşte ondan işte. Onu yolu yapıyor dedi getireceğiz, o da getirmedi. Bugün de geldi kestiler. İzin vermeyeceklerdi, bizi mağdur etmeyeceklerdi. Değil mi? Belediye izin vermeyecekti, TEDAŞ izin vermeyecekti, doğalgaz izin vermeyecekti. Ya biz sanki çadırda oturuyoruz. 6 aydır buradayım ama 4 ay kızımın yanındaydım ben. 2 aydır burada gelmiş oturuyorum yani. Bu sorunu yaşıyorum. Zorluk yaşıyoruz kardeşim. Bildiğiniz gibi her konuda zorluk yaşıyoruz. Elektrik olmasa yaşam olmaz, su olmasa yaşam olmaz, doğalgaz. Şimdiki hayatta gene neyse, doğalgazdan idare edilsin bir şekilde, akraban varsa, tanıdığın varsa gidilsin de. Ama evine geldiğin zaman olmuyor. Biz yani bilseydik hiç almazdık, bize başında diyeceklerdi. Başında diyecekler, siz esasında yani biz de bilmedik, taşınmayacaktık. Biz geldik, doğalgaz döşenmiş evin içine ama bilmedik ki bize vermeyecekler. Elektrik var, biz bilmedik ki inşaata bağlı. Sonra müracaata gittik. Bize dediler ki inşaata bağlı. Ya kardeşim niye inşaata bağlı? Verin aboneliklerimizi, vermediler. Neymiş, Ankara'dan haber gelecek. Ya ne zaman haber gelecek? Mesela bir senedir oturan arkadaşlar var. Ben 6 aydır oturuyorum. Bu sorunu yaşıyorum. Tanıştığında beri 3 sene oldu. Bize dedi ki gelin dedi, hani bir senelik bir şey verdik, bize izin verdi. Paramızı verdik, emeğimizi verdik. Tamam dedi, bir senenin içinde bitecek. O ev bir senenin içinde bitmedi. 3 seneye sürdü. 3 seneye rağmen dedi gel dedi, ne zaman ev iskeleti bitti zaman dedi gel otur dedi. 85 lira parası kalmıştı. Onu dedi itti itmedi. Onu dedi vereceğiz. Tamam biz onu da verdik, kredi çektik. Emeğimizi verdik değil mi? Geldik evimizde dedi gelin oturun dedi. Oturduk. Dedi 2 ayın içinde dedi doğalgazın suyumuz dedi şey olur dedi. Verilecek dedi. Hadi 2 ayı bir seneye süründü. Hadi o bir seneye rağmen insan bu kadar yani insanı mağdur eder mi? Şimdi annem var, Marsala çocuklar var. Burada yani yolumuz yok, suyumuz yok. Geldi en son şeye gelmiş bu madru da yapmış, bu ceyran da kesmiş. Yazık, günah değil mi bu kadar kişi? Yani şimdi de diyor ki ben ödeyemem diyor. Yani bu ödeyemem diye bir şey yok ki. Böyle bir şey var mı? Ben ne Allah istersin, ben başka bir şey diyemiyorum yani bu kadar insanı. Şimdi annem gerçekten tansiyon hastası, kendine tansiyon hastasıyım. Niye asansörümüz olmasın? 2 ay bize söz verdi, 1 sene oldu. Yani bilmiyorum. Yani ödeseydi biz de isterdik. Suyumuzu abone olalım. Doğalgazımıza abone olalım.
Yani neyse abone olalım, kendi kendimize öderdik yani. Niye böyle biz mağdur olak ki? Ben işte engelli bir vatandaşım. Sürekli yasa inip tıkmakta söyleniyorum. Okula deliyor, beni alamıyorlar. İşte asansör yok, şey yok, su yok, yol yok, işte elektrik yok. Gedeliyle işte üşüyoruz. Başka ne diyeyim? Allah'ın yar da yardım.